Saçlarım çekiyorum çok... böyle bu saç. Çekiyorum bunu, kopartıyorum ya, canım. Ya Emine Hanım bunu da çekerseniz kopartmasın. Kılçık olduğunu anlamayacak kadar... İnce kılçıklar mı buradadır ama? İnce kılçıklar var ama lütfen. Hayır, ama balığı ince kılçıklarıyla karıştırmayın. Başak seninki de böyle değil miydi? Benim siyahtı. Yok bence kılçık. Ben benim kabağımda da var aynı şekilde. Nasıl olsa kıl mı var? Yani bu saç rengi çünkü kılçık rengi değil. Kıl mı var? Kıl değil, kılçık. Ha, kılçık, ince kılçık. Evet, ayrı. Kılçık. Mahmut Ali Bey, çok merak ediyorum. Buyurun. Bu turpu bu şekilde niye getirdiniz? O turpu o şekilde. Bana, o, hani bunun üzerine bir bari hani, tuzla bir olsaydı, bir limon sıksaydınız. Yani bunun manasını bana açıklar mısınız? O değil birincisi de. Hani bu şey, alabaş. Ha, alabaş. Ha, tamam. Değil mi? Alabaş değil mi? O alabaş. Tamam. Gene aynı turp tadında, turp türevinde tamam. Bir ürün. Burada soğan faciası var. Burada soğan bize acı bir derken balıkla en güzel acı bir şey yediriyorsunuz şey yani. Buna niye limon yok? Yani bir tuzla bir olun bunu. Bu acı acı yenir mi sizce? Burada soğanı acı. Alabaş mı acı? Burada bunu yiyoruz acı. Alabaş acı değildir ya. Zaten tadına baktınız mı? Bakmadım turbun tadına. Bir rica edersen bakar mısınız? Yok. Hiçbir işlem yok. Sıradan almış, direkt önümüze koymuş. Dün Sultan Hanım'ın patatesine laf etmiştiniz. Bırakın da soyun herhalde. Şanlı. Alıp da manavdan bizim önümüze koyacak haliniz tamam. Yok yani. Arkadaşlar ben bunu yemek yaparken de söyledim. Zaten sizin her türlü bana puan vermemek için çeşitli bahaneler üreteceğinizi biliyordum. Afiyet ben hazır tuttum. Ben çok sinirlenmeyeceğim. Dün sizin bana yaptığınız ben demin de dedim. Yani dün Sultan için yaptım o konuşmayı. Çünkü bir kimseyle Yıldız'ı barışmadı hemen hemen. Serdar hariç biraz. Onun dışında... sen de sivri bir insansın. Çıkışlarınız oldu birbirinize. Dedim ben yemeklerin önüne hiçbir zaman duyguların, düşüncelerin geçmemesi lazım. Ama geçiyor. Başak da bana göre birazcık kendisine verilen puanların intikamını alırcasına puanlama yaptı. Hepsini büyük finalde konuşuruz. Eyvallah ama neticede yemekleri yarıştırıyoruz. Yani hani biraz burada bir çene yarışına döndü bu hafta. Maalesef espri yarıştırma, çene yarıştırma falan filanlar. Ama yemekleri de unutmayalım bu arada yani. Bugün konuşalım bunu daha tabii çok ki. Yapalım çünkü. Peki. Emine seninle başlayalım. Hem sili pilavı anlat ve salatayı. Ben kıldan dolayı çok şey oldu. Ama kıl olup bak onda emin değilim. Yani onunki birazcık. O yüzden iki kaşık kıl da aldım. Kıl kirpik gibi bir şeydi ama seninkini tam göremedim bilemeyeceğim. O yüzden iki kaşık aldım. Tatlılık dediniz. Benim pilavıma tatlılık var dediniz de burada da hafif bir tatlılık var. Ya ama kuş üzümü var ya. Kuş üzümü var ya ama bir de şekerli gibi değil. Bir şey ağzında böyle bir kıtırtılı oldu. Herhalde o çam fıstığından kaynaklı. Evet, çam fıstığı da yeterince çok kavuramadınız mı anlamadım. Ne yapmadın mı? Kavuramadınız mı anlamadım yeterince diyorum. Pilavı mı? Hayır, çam fıstığını. Çam fıstığını yeter. Çam fıstığını ben sıcak suya bile koydum. Ya bunda normalde sıcak suya niye koyuyorsun? Yumuşasın diye koydum dedim. Çam fıstığı böyle birebir böyle çok varsa bu içinde bir tadına bakalım. Çiğ badem de olması gerekiyor normalde. Nasıl olması gerekiyor? Çiğ badem. Çiğ badem olması gerekiyor. Çiğ badem. Bazıları... Arama motorunda bazı bir şeyler okudunuz. Hayır, evet her okuduğunuz tarife de inanmayın arkadaşlar. Çiğ badem diye bir şey olmaz yahu. İsteyen koyar. Ben şu anda bir çam fıstığı yedim. Bunu az koydum ki şeyini bozmasın pilavın şimdi. Ben hayatımda belki 10 kere gitmediysem Trabzon'a gitmişimdir. Her seferinde de hamsili pilav yemişimdir. Veya işte Karadeniz'de bir sürü bakın. Yere gittim. Karadeniz'in her yerini dolaştım bu arada ta. Yani Erzurum Ulu'ya kadar gittim. Hiçbir yerde de badem görmedim hamsili pilavda. Koyar insanlar koyar. Öyle tarifler de koyarlar internette ama siz her bulduğunuzu kriter belirlemeyin. Kaju koymuştu mesela bir şeye. O değişik bir şey. Olabilir, o kaju olacak diye bir şey yok tabii. Peki. Şey, pilavın pişmesi, balığın lezzeti olmuş mu? Pilav çok yağlı. Fark eder. Balığın yağı herhalde pilava geçmiş. O yüzden çok yağlı. Evet. Turp zaten sossuz. Sultan Hanım'ın gününde bize tuzsuz ve sossuz getirdiği için laf söylemiştiniz. Ben başarı neyi bulmadım. Özür dilerim orayı alamadım. Sultan Hanım'ın gününde Sultan Hanım bize patatesleri ve kırmızı biberleri, vişneleri sossuz ve tuzsuz getirdiği için laf söylemiştiniz. Öyle hatırlıyorum tuzla ben. Tuzla sıkıntı mı var? Evet. Şu yani tuzlamamış. Pilavla alakalı bir şey söylemiyorum. Çok onlar sü, şey onlar sütsüz. Bunlar ben biraz daha böyle güzel gözüksün diye koydum yani oraya. İster yiyesiniz, ister yiyesiniz. Biraz eksik o kadar fazla da. Ahmet Ali Bey. Tuttan eksik bulmaya çalışmayın lütfen. Ya lütfen bu kadar gergin olmayın. Biz kendi günümüzde sizle gayet düzgün bir şekilde iletişim kurabilmiştik diye hatırlıyorum ben. Siz çok gerginsiniz. Zaten laf yetiştirmekten servis de yapamıyorsunuz. Siz kendinizi... Pilavınız yağlı. Peki. Salata nasıl? Bir sen yemeğini yazdın zeymek hakkında konuşuyor. Soğanın acılığı zaten geliyor tat. Domateslerin bazı beyaz parçaları bende de var. O yüzden ben beğenmedim. Peki Serdar? Valla ben çayımı beğendim. Çay güzel olmuş. İyi demlemişsiniz. 20 dakika demlemişsiniz sanırım. Bunun yanı sıra dediğim gibi zaten komple kılçıklı bir balık. Balıkçıya yıklattım diyorsunuz. Kafasını aldırmışsınız bari kılçıklarını da aldırmanızı isterdim. Evet. Bunun dışında pilavların tatlılığından bahsettiniz. Evet. Hep tatlı tatlı. Bunun içinde... Aynı şekilde sırf tatlı tadı geliyor. Aynı geçen gün de söylemiştim bildiğin midye içi gibi bir şey yapmışsınız.
Hiç beğenmedim. Şu pilav size midye tadı var gerçekten. Doğru mu? Hiç beğenmedim. Evet, bunun yanı sıra da. Bunun yanı sıra da. Yediniz mi tabağınızı? Hiçbir işlem yapmadınız. Yedim. Hiçbir işlem yapmadınız. Bir sebzeyi de dalga geçer gibi bizim masamız tabağımıza koydunuz. Dalga geçer gibi değil. Tabak nasıl? Çok boş kalmasın diye. Ne yapalım o kendim zaman? Kuru yemiş de koysaydınız o zaman şöyle mi yapayım? Var, şunları şöyle kenarlarına bırakayım. Biraz benim daha benim adaçayıma neden laf yaptınız o zaman? Peki salata nasıl? Salata normal standart bir çoban salata ama domatessiz bir çoban salata olmuş. Soğan salatası yazsaydınız daha sağlıklı olurdu. Evet, beklentimiz o şekilde olurdu. Ben onu anlamadım yani. Muhammed Bey tabağınıza bakar mısınız? Tamam. Allah aşkına üstü komple salatalık soğan 3-4 tane domates gözüküyor sadece. Nasıl 3-4 tane domates kameraya doğru tutun lütfen. Soğan fazla. Kaç domates doğradın salataya? 4 tane yanlış değilse. 4 tane de az buz değil mi? 4 tane olmasının imkanı yok. Çeri domates mi acaba 4 tane? Yok. Size salkım domates aldım. Hafif kokusu olsun, güzel domates olsun diye ben size salkım domates aldım. Normal domates bile almadım. Zuhal Hanım. Biraz böyle çayımı çok keyifli içiyorum bugün biliyor musunuz? Afiyet olsun. Evet Sultan sendeyiz. Ben çoban salatasını domateslerinin soymasını beklerdim. Çünkü ben bayağı uğraştım ve domateslerimi soydum. Hmm. Ama Muhammed Ali Bey soymamış. Evet. Soğanları da fazla buldum. Evet. Onun haricinde sunumunu beğendim. Balıkların biraz daha kızarmasını isterdim ve kılçıkların çıkarılmasını isterdim. Evet. Pilavda da zaten midye tadı alıyorum. Onun haricinde midye tadı. Midye tadı. Evet, midye. Allah Allah. Midye, midye yani. Tadı nereden geldi? Limon sıkıp şimdi balığın tadından dolayı hani yok, böyle hayır. Bir şey mi kapalı? Limona ihtiyacınız yok ki. Bak şu salatadaki sosu görebiliyor musunuz? Bu evet, sostan bu, o kadar ekşi ki zaten. Bundan bir kaşık alın. Pilavın sosu güzel ya. Dökün. Sosu tamamdır. Midye dolma niyetine yersin. Bak Emine Hanım işi çözmüş. Sosu güzel. Onun için zaten bunu yanına bunu koyduk. Bravo. Aynen çok başarılısınız. Ha. Çok yani harika bir şeymiş onun ya. Keşke balığını yapıp bir de limon servisi yapsaydınız. Nasıl olurdu ama? Hazır olsun. Elleriniz gerçekten yani ben şimdi keşke bunu buraya döküp böyle mi servis yapayım? Yok. Böyle mi yiyeyim bak, yani? Buradan şöyle yiyoruz yiyeyim. Ya ondan sonra ondan yiyorsunuz. Birleşiyor. Yani siz dediniz yani ya işte beraber yiyeyim sosu. Siz belki böyle yiyebilirsiniz. Muhammed Ali Bey böyle yapsan oluyor mu? Uygun bir şey değil. Ya salatayı alıp içine koyup o şekilde olur, bir de öyle deneyim. Bakalım. Başak'ı dinleyelim o sırada. Evet. Salatada zaten az önce göstermiştim. Domateslerin beyaz kısımları duruyor. Soğan da acılık vermiş. Onun haricinde ben lezzetli buldum açıkçası. Vallahi ben de lezzetli güzeldi buldum. Güzeldi yani. Yani ben niye beğendim. Lezzetsiz buldunuz anlamadım. Gayet hamsili pilav mı? Evet hamsili pilav yani. Zuhal Hanım. Ben bunlar niye beğenmediler anlamadım hamsili bak, pilavı. Bunlar yani ben öyle midye tadı çok tatlı yeteri kadar koymuş. Yani ben de mesela kendi tabağıma bakıyorum öyle bir iki tanesini yemiş olsam fazla da yani üzüm de görmedim. Bana öyle gelmedi. Ben salata ile ilgileştirme yaptım ama yemeğim başarılı bence. Eline sağlık. Yani evet bir tık daha belki hani balıklar pişebilirdi. Bir tık daha kızarabilirdi. Evet. Kesinlikle. Onun dışında bence güzel. Yani ben, bana öyle çok kılçık da geldi. Azıcık ben. Tabii ki eyvallah balıkta kılçık çıkmaması lazım ama hamsi pilav hamsi ama seninki de biraz fazlası evet. Çıkmış. Ya bunlar bana kurulmuş tamam mı abi? Ben hiç agresif olmamama rağmen Emine Hanım diyor ki çok agresifti, çok agresif. Çünkü orada kurulmuş zannediyor ki bu çok agresif olacak ben orada olacağım. Bari ben lahmacunumu yeseydim burada. Orada bir lahmacun vardı. Bir tane yemek istedim böyle. Yani. Aa, bak 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 zulalamış buraya yasayla. Bunu sonra. Ben mutfağa geçip alayım ya lahmacunumu. Yok, bulursan abi. Alırsın. Mutfağa lahmacun. O onu gömmüştür. Ben mutfak kontrolü de yapmadık zaten. Bir gidin kılçıklı bir mutfak kontrolü yapalım bence. Oo. Kılçıkmış bir mutfakta bir saniye. Bir mutfak kontrolü bence yapılabilir. Berberimi bir göndereyim de. Berber Bey çıkabilirsiniz siz. Kılçıkmış. Gidiyor. Berber de kılçığı yapacaklar. Sen mi gidiyorsun? Mutfak kontrolü yapacağım. Ama ona izin aldınız mı yarışmacıda? Hayır. Muhammed Ali Bey bırakır mısınız bırakmıyor. Ya? Yok yok kesinlikle öyle bir şey yok. Zuhal Hanım da izin vermedi öyle bir şey yok. Hayır izin vermesin öyle bir şey ama yok. Siz benim masamda bunu öyle yaptınız. Bir şey yok. Ben ama çay siz içtim. Benim masamda bunu hayır, yaptınız. Yemek, ben o yemek ayrı bir şey. Çay, yemek ayrı bir hayır, şey. Kesinlikle çay ayrı bir şey. Hayır ben zaten yeterince Zuhal kendim. Hanım bir müdahale etme imkanınız var mı? Sen hadi. Kendi kendine o site'a düşürdün. Kusura bakma. Eşeğine içersen 4 gün 5 gün onlar da böyle şeyler yapacaklar tabii. Yok hiç sorun değil. Ki ben tasvip etmedim. Gene söyleyeyim. Çayı da tasvip etmedim. Zaten bugün günlerde tasvip etmiyor. Sorun değilse bırakın da lahmacun yesin o zaman hanımefendi. Hanımefendi az önce mısır ekmeğini eliyle yiyemiyordu. Yani sizin mısır kahvaltıda evet kullanmıyorum ama şu an bunu rahatlıkla yiyebilirim. Çünkü lahmacun böyle yenildiğini biliyorum. Evet. Az önce çok kibardınız mısır ekmeğini elinizle yiyemiyordunuz. Şimdi lahmacuna yumulmuşsunuz. Ay sonunda karnım afiyet doydu. Olsun. Sultan Hanım lahmacun nasıl güzel ama şimdi onu da yanmışı daha yemek gelmedi. Sultan Hanım bize de bir
bir tane lahmacun lütfen. Bak 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 bak. Şimdi Zuhal Hanım. Tabii ki Zuhal Hanım. Gördüğünüz üzere benimkinden kıl çıktığından dolayı ben aç kaldım. Kızlar alır mısınız? Ben de alırım. Bekleyin servis tabağı açayım o zaman size. Bugün günlerden bizim günümüz galiba. Bölmemi ister misin? Olur. Mahmut Ali Bey. Büyülüyor. Bölemedim. Baya baya lahmacun yiyorlar sadece burada. Sadece neye yanıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar ya tatlı yiyeceğiz ya lütfen. Sadece... Sonra yersiniz. Sonra bırakın kızı. Mahmut Ali Bey'e de bir yarım ayırın. Ayıp olmasın masasında aç kalmasın orada. Sadece neye yanıyorum biliyor artık. Musunuz? Ver bizim ekibe yolla. Sonra yersiniz. Arkadaşlar. Tatlı getireyim mi? Alın şu lahmacunu buradan. Kesene bereket Sultan. Afiyet olsun. Bak bak bırak onu tatlı geldi. Sonra ben yersin. Açım, ama aç karında tatlı yenilmez ki Zuhal Hanım. Bari bunu yedikten sonra tatlıya başlayacağım. Yeseydin amcayı pilavını bana ne? Sar peçeteye, sar peçeteye ver sonra yersin. Olmaz şimdi ayıp olur. Tatlı geldi. Her şey karıştı. Fındık var, tatlı var. Orada bir toz şeker var, çay var. Zuhal Hanım ben kendim süsleyebilme imkanım var mı? Gayet mantıklı. Güzel olur aslında. Ben de. Mahmut Ali Gayet Bey. Gayet mantıklı. Belki bunları tatlıyı ben süslüyorum bilginiz olsun. Görsel olarak şöyle yapayım. Önce bence koymadan hemen... Şu köşeden, hemen, köşeden hemen bir tıkalım. Arkadaşlar şimdi o fındıksız servis etti. Önce Pepeciro'dan lütfen fındıksız yerinden yiyin. Bravo. Sonra isterseniz fındıklıyı. Fındıklı yiyebilir miyiz diyorlar da önce fındıksız. Çayımızı yenileyebiliyor muyuz? Efendim? Çayımızı yenileyebiliyor muyuz? Tarkın yanına iyi gider de. Tabii. Sen git kendin yenile istiyorsun. Artık da kaldırmayın adama. Artık mutfağa zaten. Alıştık zaten. Bugün mutfak günü sanki bendeydi. Ama bu kadar 200'lük demeyeceğim. Belki biraz ağır olacak. Böyle bir çifte standart diyelim. Standartlı hanım ben görmedim. Şimdi az önce mısır ekmeğini elle mi yiyeceğim dedi. Şurada lahmacunun yumuluşunu bir görseydiniz. Gördüm. Böyle bir şey haklısın olmaz. Haklısın dedim. Böyle bir şey olmaz. Zaten olay da oradan. Ben dedim ya elle mi yiyeceğiz? Lahmacun olsa elle yemeyecek misiniz? Zaten olsa da yesem dedi. Sonra lahmacun geldi.